Arkadaşlar yeniden Toro Sabahı'ndayız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu bizim iş? Memdu. Abi kahvaltı yaptık, çalışmaya başladık. Yeni mi başladın? Yeni başladım. Abi. Arkadaşlar yılan balı, levreye kullandığım oltalarım biraz yıpranmıştı. Yenisini aldım. Yenisini de göster arkadaşlara. Evet. Çekmecedeydi. Ne marka? Yeni modelimiz. Bu Kudos. Kudos'un Carp Master'ı. Sazan özel evet. Olarak yapılmış. Ya biz sazan için kullanmayacağız Haşim yani diyeyim şimdi. Aynen ip dayanıklı diye aldık zaten. Çünkü geçen hafta bir yılan balığı düştü. İyi de yılan balığıydı. Yosunun içine girdi, ip koptu. Böyle bir rezillik görmedim daha önce. Öbürlüdür. Evet. Çekeri falan da iyidir. Bayağı güzel bir misinadır. 1200 metre olarak böyle satılıyor. Tamam. Şimdi sen ama çok uzun takma bizim iplere, 50'şer metre olsun. 50'şer metre evet. Çünkü yılan balığına biliyorsun sudaka çok ileri atmıyoruz oltayı. Evet. Neyse eline sağlık diyelim şimdiden. Sağ teşekkür ederiz kardeşim. Olur olsun inşallah. Eyvallah sağ ol. Ha, unutmadan bir şey daha, bunları çöpe atmayın, yakıyoruz bunları, tamam mı? Tabii ki. Unutmayın çünkü çöplüklerde hayvanların bir yerlerine dolaşmasın. Yok. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olasın. Nereye gidiyoruz dayıcım? Tarsus, Tarsus. Yeni... Arkadaşlar! Sabah sabah kulaklarınızın pası silinsin. Otobanda çekecek bir şey olmadığı için çekmedik. Gişelere geldik arkadaşlar. Burayı çekeceğiz. İnşallah ilerleyen zamanda hava açılır. Biz de biraz daha çekim yaparız. Burada adamlar 60'la geçiyor. Arkadaşlar Tarsus Batı'dan çıkıyoruz. Otobandan artık tali yoldan devam edeceğiz. Burada gişelerden sonra sağa dönüş gösteriyor. Bir bakalım da yol neredeymiş. Hesabı kefe mi geliyor? Ya sen de hesabı kefe taktın kafaya. Allah Allah. Nereden barajına gidiyoruz? Ya tamam orada duamızı yapıp gideceğiz arkadaş. Allah Allah. Hadi öyle olsun. Kocalı Mahallesi'ne geldik arkadaşlar. Arkadaşlar Berdan Barajı'na geldik ama burada suyun içinde bir sürü boru hattı var. Aynen. Yani olmadı başka bir yerden giriş var mı bir bakak dayıcım şu abi, taraflara. Arkadaşlar aradığımız yeri bulduk. Maalesef burayı da çöp tenekesine çevirmişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraları falan. Bir bakalım elimizden geleni alırız arkadaşlar. Bizim de yükümüz belli. Alabileceğimiz miktar belli. Elimizden geleni yapacağız bu konuda. Emin olun. Az sonra şimdi oltalarımı atmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir mera. Duvara getirdim arkadaşlar. Sudak için çalışacağım. İnşallah güzel sudaklar alırım. Sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Burada yer içer evimize döneriz arkadaşlar. Cümleten. Dayıcım rastgele. Sağ olasın. Sağ yap. Sol yap sol. Heh tamam.
Devam. Adamın kralı ya. Arkadaşlar, o tarafı beğenmedik. Az kaldı düşecektim az da. Dağ keçisini ait olduğu yere sürdük arkadaşlar. Hemen yerleşkemizi yapacağız. İnşallah güzel şeyler olacak arkadaşlar burada. Evet. Güneş de çok güzel doğuyor. Sevo dayı bizim arabayı cırmalattırıyor. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, Haşim'e hediyesi için teşekkür ediyoruz. Güzel keskin bir bıçak. Limonumuzu kestik. Biraz zeytin peynirimiz var, kahvaltı yapacağız. Allah Allah. Topuğuna mopuğuna sık bakalım. Vallahi kafasına, gözüne, neresine denk gelirse sıkıyorum daha iyi. Ben de biraz renklendireyim şöyle. Renklendir bakayım. Hoplattırırsa da karışmam. Çok fazla dağıtma, acı. Yok canım, acı acı zaten o fazlası. Vallahi öyle leylim leyi söylettirir. Nerede o şekil mi işte bu? Buna bir şeker de yani. Güzel peynir aldım sana. Tulum peyniri. Ay, sağ olasın. Ben de simit aldım. Ya yabancı bölgeye gelince yani biraz tabii ki değişiklik. Arkadaşlar, şimdi bu bölgeyi bilmiyoruz. İlk defa geldik. Tavsiye üzerine geldik. Aslında aylardır ben Seyfo dayıma söylüyorum da Seyfo dayım baraj yerlerini sevmiyor, üşüyorum diyor. Ama kış olmasına rağmen kendisi kendi kendine söyledi bana. Hayret ettim yani. Kazdığım kuyuya düştüm. Şimdi arkadaşlar, aslında ben de istemiyorum. İşin gerçeği de odur. Bekir de sağ olsun bana uyuyor ama abonelerimizin istekleri, değişik yerler görmek istemeleri şimdi benim rahatsızlığımdan dolayıdır. Abonelerimizin isteği de çok önemli olduğu için mecburen kendi zevkimi değil abonelerimize düşünmek zorunda olduğumuz için burayı tercih ettim yani. İnşallah abonelerimiz de beğenir, memnun olurlar. İnşallah zaten bu güzel konuşman üzerine zaten izleyip de abone olmayan arkadaşları da abone olmaya davet ediyorum buraya. Bekleriz inşallah. Havada, kahvaltımıza da, yemeğimize de inşallah denk gelirsiniz. Yeriz, içeriz, sohbet ederiz beraber. Aynen. İnsanlığımız bile iyidir. Ben bir insaniyetlik de size yaparız. Ben güzele güzel demem, benim olmayınca dediği hesabı. Biz balık tuttuk demek, biz sizlerle güzel şeyleri paylaşmadıkça. Aşık Veysel gibi konuştun ha. Ama işin ters yanı. Gerken gördün mü? Barajın üst tarafında üniversite var. Hı. Eğer bu balıklardan oraya okumaya gidenler varsa vay halimize. Bizi burada boşa böyle konuştururlar, bekletirler. Öyle deme. Belki okumuşlukları iyi olur. Niye diyeceksin? Buraya kadar gelmiş adamlar yok deyip de yani nezaketen 3-5 tane gelebilir yani. Bir misafirperverlik gösterirler de bizi güzel öyle ağırlarlarsa o da ayrı. Kültürlü şeyin, insan hali başka değil mi? Kültürlü balın hali de başka deriz o zaman. Nalına da vuralım, mıkına da. Arkadaşlar, biz kahvaltımızı yapıp bitirelim. Kalan oltalarımızı da atalım. Sizler de bu ara bizleri beğenip abone olabilirsiniz yani.
Değil mi? Aynen. Rastgele, boş şans cümleten herkese. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim sazan iksirimiz bu arkadaşlar. Sarımsaklı mısırlı suyumuz. Küspelerimizi ıslıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle kurumaya bırakacağım. Sarımsağın özü içine işlesin arkadaşlar. Bunu eski izleyicilerimiz bilir. Bizim sistemimizi. Yeni arkadaşlar görmediyse eski videolardan buradan takip edebilirler. İşlemimiz hazır arkadaşlar. Kuruduktan sonra diğerleri gibi bunları da kullanacağım. Küspelerimiz gördüğünüz gibi bizim kendi kesimimiz. Spiralle kesiyorum arkadaşlar. Gömü yaptığım için. Delikli küspe kullanmıyorum ben. Arkadaşlar Bekir Cem ile Balık Avı kanalına cümleten hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar kudosun ipini aldım. 0.35. Aslında yılan balığı için almıştım arkadaşlar. Kısmet ilk sudaka kısmet olacak. Şimdi sudak oltasını da aynı yılan balığı oltası gibi yapıyorum. Size bağladıktan sonra bağlarken de göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen tırnak makasımız. Arkadaşlar. İki parça keseceğim. Bütün olta bağlantılarımız çok basit arkadaşlar. Normal iki iğneli ama kurşun altta olacak şekilde ayarlayacağım. Önce iğneleri bağlayacağım arkadaşlar. Yani bu benim, siz farklı yönde yapabilirsiniz. Birçok çeşidi var bağlamaların. Ben bu şekilde öğrendiğim için bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bu bana daha kolay geliyor yani. Birincisi hazır. Arkadaşlar ben şöyle bağlıyorum. Siz şöyle bağlıyorsunuz diye bir şey yok. Sonuçta bu ip ve iğne bir işe yarıyorsa, balık tutabiliyorsanız demek ki yapılan bütün bağlantılar doğru arkadaşlar. O yüzden bildiğinizden şaşmayın. Acaba şöyle bağlarsam mı daha iyi vurur, böyle bağlarsam mı daha iyi bulur? Vurur, bunu düşünmeyin arkadaşlar. Böylece gördüğünüz gibi sudak oltam hazır. İnşallah akşamüstü arkadaşlar dubaram var, vakumlu. Haşim'den aldım, güzel dubaraları var. Deneyeceğim. Levrek çalışıyorsa sudak arkadaşlar, güzel şeyler olacağına inanıyorum. Cümleten rast gelir inşallah, bol şans. Şöyle ipimizi yakından göstereyim arkadaşlar. Çok güzel kaliteli bir ip. Arkadaşlar şimdi de size idam düğümlü gömü oltası nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. 0.2 iğnelerim var arkadaşlar. Bu sarı ipimizi Torosav bayinden, Haşim'den veya da Memduh'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığımız gömü için arkadaşlar bu ip doğayan, bu işin doğayanıdır. Bu ip olmadan gömü yapmayın arkadaşlar. Balık vurmuyor çünkü. Hemen bağlamaya başlayabiliriz. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bağlantılarımızın hiçbiri zor değil. Bizim işimiz
herkesin balık yakalamasını sağlamak. Şu vaziyette tutuyoruz arkadaşlar iğnemizi. 3 arkadaşlar. Daha fazla dolamaya gerek yok. Şöyle tuttuktan sonra buradan ipi çekiyoruz arkadaşlar. Sonra diğerini çekiyoruz. Daha sonra pensemizle pekiştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk aşamamız tamam. Aşağı yukarı 40-45 santim çift kat yapıp gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da 3 kez arkadaşlar. 2 ve 3. Bu düğüm basit. Asıl düğüm az sonra yapacak olduğum arkadaşlar. Bu kısım önemli arkadaşlar. İki ucunu bir edip misinayı ezin ki ipte dengesizlik olmasın. Şöyle arkadaşlar, uç kısmı sağ elimde. Alttan aldım. Sonra üstten arkadaşlar 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Bütün düğüm sistemimiz 3 kez. Ve şurada 8 rakamını gördünüz arkadaşlar. Üstteki ipimizi altına çekiyoruz. Gördüğünüz gibi düğümümüzü sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın, alta çektim. Düğümü sıktım. Önce ikisini birden arkadaşlar sıkıyoruz. Daha sonra tek tek. Gördüğünüz gibi güzel bir idam düğümümüz oldu arkadaşlar. Hemen fazla sıkmayın ki şu hareket ölmesin arkadaşlar. Çünkü çok sıkışıyor, bazen kendi kendine kopabilir küsbe değiştirirken. Şöyle arkadaşlar, kiraz salkımı gibi aynı hizada alıyoruz. Ve diğer oltamıza bağlıyoruz arkadaşlar. Bütün düğümlerimiz 3 kez arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Sıkıştırıyoruz. Tamam. Diğerine geçelim hemen. Hemen diğer oltamızı da, oltamıza iğnemizi bağlıyoruz arkadaşlar. 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Böylece ikinci aşamamız da tamam. Sizlere az sonra küspeye nasıl takılır, gömü nasıl yapılır onu da göstereceğim arkadaşlar. Kendi imkanlarımıza kesmiş olduğumuz küspemiz arkadaşlar. Şöyle kestiğimiz yere oturtuyoruz ve düğümümüzü kapatıyoruz. İğneleri ortaya gelecek şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Ve dolaşık olmasın, dolaşık olursa balık vurmaz. Sadece uçlarını arkadaşlar, taşla çekiçle çakmanıza gerek yok. Bakın, sadece iğnenin ucunu. İğnelerin körelmemesine dikkat gösterin arkadaşlar. Bu kısım önemli. Bakın arkadaşlar, İdam düğümlü gömü oltamız hazır. Oltam nasıl düşerse düşsün arkadaşlar, iki iğnem üstte. Bu da beni daha avantajlı yapar arkadaşlar. Arkadaşlar, bir vuruş geldi ama gerisi gelmedi. Zili hafifçe yatırdı, geri bıraktı. Büyük balık olma ihtimali yüksek. Bekleyelim bakayım, ellemeyeceğim, biraz daha dursun. Balık oynamaya başladı yemlerle. Arkadaşlar, meramızda neredeyse öğlen oldu. Sadece bir vuruş geldi, o da zili hafiften çekti, geri bıraktı arkadaşlar. Olacak gibi duruyor. Bizi biliyorsunuz arkadaşlar, bizde vazgeçme işi yok yani.
Olsa da olmasa da buradayız. İnşallah olur. Güzel dakikalar geçiririz arkadaşlar. Seyfo dayımla etraftaki odunları topladık. Kalan şişeleri falan da toplarız arkadaşlar öbür gün. Onları da yakarız, aradan çıkar en azından. Çevre kirliliğinin bir kısmını kurtarmış oluruz yani arkadaşlar. Oltalarımı bağladım. İplerini kestim, ayırdım. Onları da yakacağım. Hayvanların ayağına dolaşmasın diye. Biliyorsunuz köy yeri burası. Şimdi köpek çok olur. Onlar gelirler. Gelirlerse biraz nevalemizden onlara da veririz tabii ki her zamanki gibi. Ama gelmezlerse keyifleri bilir arkadaşlar. Arkadaşlar mera güzel bir mera. Yani bakın şöyle. Çok iyi. İnşallah güzel şeyler olur. Hep beraber paylaşırız. Rast gelsin diyelim. Herkese rast gelsin diyelim arkadaşlar. Cümleten inşallah. Arkadaşlar bu da öğlen çayımız. Çinliler neyim? İngilizler bu işi bizden gördü arkadaşlar. Bu işin okumuşlukla ilgisi yok. Tecrübe, tecrübe. Yani, bu işi okuyarak öğrenemezsiniz arkadaşlar. Tamamen tecrübeyle ilgili bir durum. Ata da da yadigarı. Ve şimdi de bizim her ne yersek, her şeyde Türk milleti çok yaşıyor diye onda katro bilmem ne var, şunda zehir var, bunda bilmem ne var, sıcak et yenmez, bizi yedirmez hale getirecekler ekmeklerimizi. Şerefine dayıcım. Biz virüse dayanıklı bir milletiz Allah'ın izniyle. Çengemizin engene yeri o virüsü. Bak bu dediğine katılırım. Senin için ama. Bizim için geçerli değil o iş. Bayağı biraz da arsız bir millet canım. Dayanamıyor. Virüs bile bizden kaçıyor. Yani çok güzel derinliği var şuranın. Derinlik, ortam güzel. Yani aynen. Sabah geldik, oynamalar güzel. Ama arkadaşlar şurada dibimizde bir tane yatırdı böyle. 3 kilo ile 4 kilo arasında aynalı sazandı. Net gördüm yani. Seybo dayım bile duydu sesini. Düşünün yani o kadar. Sağır adam. Ama nasıl şap dedi. Sanki yani, bir insanın karnı üstü suya atan tırt üstü çakırlar. Zaten sabah eğer yine öyle kıpırdama olursa videosunu almaya çalışacağım yani. İnce demir var ya, onu çak, tek. Ucunu geçirdim. Hı. 8 santim, 10 santim girenlerin önüne taş koydum. 15 santim girenleri ellemedim. Çünkü görüntüye göre öyle şöyle inşallah vurursa yani zili de alır gider o türlü balık. Aynen ben de öyle düşünüyorum yani. Balığım acın, zilem acın, her yine 7 lira, 28 lira, 7 liradaki şu küspe, 35 lira, tahtaya mı acın, zilem acın, balığa mı acın? Vallahi yeter ki balık çıksın, hiçbirine acımam. Ya balık çıksın diyorum ben, balık yatıkla, balığının hepsi giderse diyorum ben. Küllü zarar. Gitmez, bir şey olmaz ya. Şortumu getirmedim ama yüzerim yani. Yok ona gelmem abi. İpler üst üste binmiş ya. Güzel. Çatalan barajından farksız arkadaşlar, çok iyi.
Vallahi bu taraf sanki daha iyi gibi ama yağmur yağarsa çıkılabilir mi bilmiyorum yani. Bir şuradan bir bakalım. Ama yazın gelirse gölge sorunu olmaz. Aha, çoban var. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Arka taraflar daha iyiymiş arkadaşlar. Kolay gelsin emmi. Sağ ol babu. Var mı kıpırtı? Daha görmedik. Ne zamandır bekliyorsun? Daha yapma ya. Sabahtan beri biz de olta attık. Diğer tarafa tık yok. İkilenirsin miydi iki kişi? He? Demek ki iki kişi gitti. Yok. Onlar burada. Biz şu giriş var ya. Yarın altı. Giriş yarın altı. Nereye ya? Şu girişte yarın altı yok mu ya şurada? Zeytin ağacı var tek. Ha, bu tarafta. He, oraya attık. Bizde tık yok. Sen de mi Karadirliklisin? He? Karadirlikli mi? Yok. Ben Çatalanlıyım dayıcım. Çatalan'dan Adana'da oturuyoruz da öyle balığa gelelim dedik. Kardeş balığın zamanı değil. Bu ay çıkacak. Bu ay çıkarsa zaten yasak geliyor dayıcım. Ondan sonrasında yapacak bir şey yok. Yakaladığımızı geri salarız. Bak öyle demesen iyiydi yani. Ama bir oluyor, takılıyor, bir bakıyor. Geçene geldik, bir tane vurdu. Evet. Burada pişirdik yedik. Büyük müydü bari? Ya işte küçülü öyle. Anladım, çok iyi. Ya daha Mart'ın birine var, önemli değil. Tutulsa yenir de yani. Aynen doğru söyledin dayıcım, kısmet. Arkadaşlar gezdim dolaştım. Balıkçılara da sordum. 3 gündür balık vurmuyor dediler. Bugün Şubat'ın 21'i arkadaşlar. Yani demek ki hava sıcak olduğu için hayvanlar erken yumurtaya düşmüş. O yüzden oltaya vurmuyorlarmış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldik. Doğa güzel. Görüyorsunuz. Yer içer eve gideriz. Ne yapalım arkadaşlar yani balık vurmazsa. Hiç vurmazsa. İkinci gün kalmayız. Yarın büyük olasılıkla döneriz arkadaşlar. Eğer 12'den sonra sabaha karşı falan bir şeyler olmazsa. Yapacak bir şey yok yani. Sudak deneyeceğim. Gece. İnşallah birkaç tane güzel sudak alırım. Eğer alırsak onları da pişirir yer. Eve gideriz arkadaşlar. Çok yoruldum. Çok rampası var buranın. Ama inanılmaz güzel. Sezonda mutlaka yeniden geleceğim arkadaşlar. Cümleten rastgele bol şans. Harika bir doğası var arkadaşlar. Su araçların oraya kadar girmiş. Yükselirse ilerleyecek. Bu boşluklar doluyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar Torosav'dan temin etmiş olduğumuz duvaralarımız, gümüş duvaraları. Hemen yapmış olduğumuz oltalarımızı arkadaşlar size duvarayı nasıl taktığımı göstereceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. Ağzından alıp solungacından çıkarıyoruz arkadaşlar.
çıkardık. Bir tur ipi çevirdik. Beline sapladık arkadaşlar. Çıkardık. Bir tur daha çevirdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gümüş duvarası hiçbir yere kaçamaz arkadaşlar. Levrek de genelde kuyruktan saldırdığı için balık varsa hedefimiz %100 arkadaşlar. Dayıcım sen de olmasan karnımızı kimse düşünmüyor ha. Kim doyuracak bizi? Vallahi iş bende bitmiyor, sende bitiyor. Sen olmasan ben ne yapayım? Bak. Allah Allah. Her zaman sende bitiyor, başlıyor, bende bitiyor. Her zaman sen mi alacaksın? Bir kere de ben alayım, ne olacak? Yok canım, Allah razı olsun. %80 sen alıyor. Eyvallah, teşekkürler. Önemli değil dayıcım. Sıkıntı yok. Onu inkar edemek. Hem getiriyin, hem götüreyim, hem yediriyin, hem içiriyin, hem balık tutturuyun. Daha ne? Bundan iyi mi bulunur? Allah razı olsun. Ağam bize iyi bakıyor, sağ olsun. Sen de bize iyi bakıyorsun dayıcım, ayıp ediyorsun yani. Lafı bile olmaz. Sağ ol, Allah. Her şeyimiz karşılıklı. Aynen. En az, en büyük şeyimiz saygımız, sevgimiz zaten birbirimize karşı. Şimdi bugün ne yiyeceğiz? Kepelek. Kepelek yok. Yok tavuk mu yiyeceğiz? Tavuk mu? Horoz karışık diye almadın. Yok. Bir tarafı kanadın, kanadın birisi tavuğun, birisi horozun. Ha, o oldu. Eti de yarın yaparız. Allah nasip ederse inşallah. Yarım kilo et almışım ki dayıcım, kaburgadan hiç sorma yani. Ulan kaburgacı ettin bizi de ya. Kaburgacı Bekircem ustayım ben, sen bilmiyor musun? Onu biliyorum da. Eline sağlık dayıcım. Sağ ol, teşekkür ederim. Eyvallah. On beş dakikaya kadar bu iş tamamdır. Arkadaşlar, kebapçı Bekir Cem Usta. Bakın arkadaşlar, Allah'ına kurban. Ulan ne yapıyorsun be dayıcım? Ben yiyorum onu. Sen ye diye yapıyorsun zaten canım. Arkadaşlar, daha yemeğimiz pişerken beraber ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Arkadaşlar, mallara bakın. Görünce acıktım, eline sağlık. Afiyet olsun dayıcım, ben de acıktım. Hemen. Bak biz yemeden size veriyoruz duamızı. Sen de beraber et bakalım. Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun. Afiyet olsun, Allah'ım olmayana da versin. Al sana da versin. Amin. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Çok güzel pişirdim. Elime sağlık. Çay da demliyim de. Allah havada yakaladı vallahi. Helal olsun sana. Emmi oğlum. Erkek önce arabını besliyorum. Tabii canım, önce çok çocuk beslenecek. Arkadaşlar hem kendi karnımızı hem hayvanların karnını doyurduk çok şükür. Onlar daha doymadı gibi. Abi daha verecek bir şeyimiz kalmadı. Ekmeklerin fazlasını bile verdik, ne yapalım. Maşallah hayvanlar hiç. Arkadaşlar şu saat oldu. Bir vuruş geldi, ondan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. İnşallah balık gece çalışır, yoksa buraya kadar boşa geldik yani. Diğer balıkçı arkadaşlarla görüştüm arkadaşlar. Onlar da 3 gündür balığın vurmadığını söylüyorlar. Herhalde hava sıcak olduğundan balık erken yumurtaya girdi diye düşünüyorum. Ne diyorsun dayıcım? Sen düşünürken balıklar da vurmuyor. Evet. Sen düşünürken bir iki el pokere var mısın? Sen düşün, biraz daha düşün. Biraz ben bundan sıkıldım. Biraz da rulet oynayayım. Senin yerine ben oynamam bak. Haberin olsun. Mızıkçılık yok. Sen ilahi sevmen ya. Herkes kendi yerine oynar.
gelirse bir sefer de senin yerine oynayayım. Sen diyor oyna diyor, güzel kardeşim diyor. Sen güzel oyna. Ne güzel oynayayım diyor. Arkadaşlar işin şakası bir yana, gerçekten de balık erken girmiş herhalde yumurtaya. Havalar sıcak gittiği için biliyorsunuz yani bu küresel ısınma dedikleri şey gerçekten yaşanmakta ülkemizde. Ülkemizde daha çok hissedilmekte aslında. Bu durum karşısında yapacak bir şey yok. İnsanlar geçen hafta söylediğim gibi yani bütün kaynaklar tükendikten sonra bunun farkına varmasa iyi olur diye düşünüyorum yani. Çünkü bütün kaynaklar tükendiğinde bu iş zaten bitmiş olacak. Boşa alarız. Yani sudaka olta attım arkadaşlar. Spinim var. Biraz sonra biraz spin çalışırım. İnşallah sudak çalışır. Yani sazan vurmadı ama birkaç tane sudak alırsak memnun olurum yani. Kaan gazı kazan oyun. Yani. Hayırlısı olsun inşallah olur. En azından şu havayı teneffüs ettik. Ama arkadaşlar gerçekten de müthiş bir havası var. Yani gezmek için bile olsa tavsiyemdir yani. Çok güzel. Tarsus'un havası Adana'nınkinden çok iyi arkadaşlar. Biraz da yüksek olduğundan herhalde dağlı. Çok güzel. Su tertemiz, mis gibi. Misafir tepede yağına kokunmuş üflenip gelmek de kolay. Zaten balıklar hep okumuş olduğu için. Hem üniversitede hem Esabir Kef'ten bayağı destek alıyorlar anlaşılan. Bir tanesini bile kandıramadık. Biz de bir varak gene 10-15 dakika. Tahsiller hep yüksek. Bizim gibi şeyleri, lise mezunlarını bulur, lise terkleri. Biz de karnımızı doyuruk. Canınız sağ olsun. Vallahi yapacak bir şey yok. Saat 12'ye kadar dururum arkadaşlar. 12'ye kadar savaşırım. Levrekle de olsun sudakla. Ondan sonrasına söz vermiyorum. Yatar uyurum yani. Gece sabahta kalkınca bakarım. Eğer oltaya vurmuş olan balık var mı? Zaten yoksa erkenden toplayacağız. Buradan kaçacağız arkadaşlar. Başka bir mera arayacağız. Şöyle ilkokul mezunu olan bir yerler ilkokulu, ortaokulu dahi olmayacak gittiğimiz yerim. Her şey kısmet tabi arkadaşlar. Biz yine de kısmetimize, kısmetime ne varsa rızkımıza razıyız. En azından şöyle bir temiz hava aldık. Sizlerden bunları şeyleri paylaşmaya uğraşıyoruz. İnşallah sizler de memnun olursunuz. Yani bunu biz sadece bir keyfimiz veya hobimiz olduğu için değil, sizlerle de paylaşıyoruz diye biz bunun sevinci içerisindeyiz. İnşallah beğenirsiniz. Evet. Bir daha. Seyfullah abi buranın da imarını açtı. Artık bizden sonra gelen arkadaşlar burada oturabilir. Yani yağmur yağarsa diye ark bile kazdı arkadaşlar üst tarafımızdan aşağı bu tarafa gelsin diye. Şimdi çadırımızı kuracağız arkadaşlar. Yukarıdan şey gelse bile dökülmesin yani. Ha şöyle gir aşağı alıp şu ucunu. Heh. Toprak aşağı inmesin. Tamam. Gerildi. Sen üst orada takılıyorsun. Aynen. Orayı da kaldı. Tamam mı abi? Dur. Tamam. Sen bu işi biliyor musun? Matkap yok mu? Bende bu şans varken taşa denk geliyor. Bura yok abi demir gibi. Azıtı çek çadırı.
falan tık yok ya. Levrek de hiç atlamıyor ha. Arkadaşlar, aslında siftah yaptım, bir tane suda kaldım ama küçüktü, iğneyi çıkaramadım, yutmuştu arkadaşlar, o öldü. Bu arkadaşı hemen salıyoruz arkadaşlar. Suya attım, yerden bir daha zıpladı. Arkadaşlar, görüyor musunuz sudakı? Mübarek 15 santim yok. Eğer sağlam çıkarabilirsem geri salacağım arkadaşlar. Sağlam çıkaramazsam yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Arkadaşlar, bir vuruş var. Küçük balıklar oynuyor. Sabaha kadar böyle küçük balıklarla uğraştık. Bir bakalım ne çıkacak. Bu fena değilmiş arkadaşlar. Maşallah. Neyse, bunu da zaten salacağız arkadaşlar. Bu da limit altı çünkü. Bol şans. Hemen salımı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar, küçük bir yavru daha düştü. Hemen onu da salıyorum. Ne oldu lan, yoruldun mu? Nasılsa kendine gelir. Hadi bakalım, güle güle. Bizim lan kafa buluyorlar ya. Yani bu kadar sudak mı olur arkadaşlar ya? Sabaha kadar hep bunlarla uğraştık. Şuna bakın. Çok güzeller. Hadi güle güle. Arkadaşlar, etrafı bayağı temizledim. Yani bu nedir ya? Kapı kartonu nedir ya?
arabanın kapı kartonu var. Hayret edilecek bir şey yani. Arkadaşlar, cümleten günaydın. Dün biliyorsunuz arkadaşlar bir vuruş geldi, onda da bir şey çıkmadı. Gece vuruşlar çoğaldı fakat çok küçük balıklar var. Hiç büyük balığa rastlayamadık maalesef yani. Sudak olarak bir sefer çok iyi bir şekilde asıldı. Gittiğimde boştu arkadaşlar. Yemi alıp gitmiş. Şey yok herhalde arkadaşlar, burada İsrail sazanına denk gelmedik. Gece bayağı bir küçük sazan yakalayıp saldım. Çok küçükler yani, elden bile küçükler. İşte gördünüz, sabahleyin yakaladığım en büyüğü oydu. Hesabı siz yapın yani arkadaşlar. O kadar düşmüş burası yani. Ama balıkçılarla konuştuğum gibi balık çileye düşmüş olabilir arkadaşlar. Havalar sıcak gittiği için muhtemelen yumurta da hayvan, o yüzden yemi görmüyor. O konuda yapacak bir şey yok. Zaten Allah tarafından iyi ki de görmüyor yani. Çünkü bir sürü avcı var arkadaşlar. Dün gezdim biraz, her yer balıkçı dolu. Yani havalar sıcak gittiği için zaten muhtemelen balık erken yumurtaya düştü. O yüzden şimdi yakalanırsa onlar alıp götürüyorlar. Hani biz yumurtalı olursa yine salıyoruz ama onlar götürürler yani. O konuda onlara söyleyeceğimiz bir şey yok. Çünkü Mart'ın biri gelmedi daha. Her neyse arkadaşlar, lafı çok uzatmayacağım. Gördüğünüz gibi yani çok bir şey yok. Buranın devri kapan. Sezonda buraya geleceğiz arkadaşlar, bir daha gelirsek. Bir bakalım, ona göre bir şeyler ayarlar, buraya gelir. Özellikle sudak tutmak için geleceğim. Çünkü bir karış boyunda zibil gibi sudak var arkadaşlar. Yani bunlar inşallah sezonda büyümüş olurlar. Onlarla o zaman görüşeceğiz. Rast gelsin. Arkadaşlar görüyor musunuz? Mübarek zili bile çaldırmıyorlar artık. Her yerine bulaştırmış iğneyi. Bayağı da yormuş kendini. Hiç. Çok güzel bir pullu sazan arkadaşlar. Hemen suya iadesini yapıyorum. Yürü git lan. Manyak. Hayvan tabii ki kendine gelemedi. Hadi bakalım, büyü de gel. Aslan parçası. Dayıcım, tekrar bana katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah işin gücünü rast getirdi. Tekrarını nasip ettin inşallah. İnşallah. Dün bugün pek bir icraatımız olmadı ama arkadaşlar, balık gece çalıştı. Onlar da çok küçüktü, böyle el kadar falan. Onun için yapacak bir şey yok. Zaten balık yumurtaya girecek. Sıkıntımız yok. Zaten büyük balık tutsaydık bile geri salacaktık arkadaşlar. O konuda hiçbir problemimiz yok. Bir de arkadaşlar, bizim bir Ahmet abimiz var. Ayağını kesti. Allah acil şifa versin. Çok elim bir kazaydı. Yani kemiği koptu. Sadece tendonlar kaldı arkadaşlar. İnşallah sizlerden de gelen dualarla Ahmet abim daha iyi olacak. Bizlerle beraber balığa katılacak arkadaşlar. Bizi takibi bırakmayın. Biz her zaman sizler için burada olacağız arkadaşlar. Rastgele.